dayanıklı bir mimari yapının püf noktaları Pafta iç mimarlığı ziyaret ederek sizler için öğrendik. İzliyoruz. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Ankara Oran Altın Oran'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Pafta iç mimarlığa konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Gülten Toprak var. Gülten Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 2010 yılından bu yana faaliyetteyim. Pafta iç mimarlık olarak Aralık 2016'dan bu yana faaliyetteyim. 2010 yılı mezuniyetim sonrasında farklı firmalarda görev yaptım. Uzman olarak size soralım. Mimarlık nedir? Mimarlık, insanların yaşam alanlarını oluşturan farklı kullanım ve fonksiyon ergonomi çerçevesinde alanları destekleyen bir meslektir. Peki efendim, mimarlık ve iç mimarlık farkları var mıdır? Nelerdir varsa? Bunları da sizden dinleyebilir miyiz? Mimarlık kaba strüktürler oluşturur. Mimarlık mezunu insanlar, insanların yaşam alanlarını oluşturduktan sonra bu aşamada iç mimarlar devreye girer. İç mimarlar farkı renk, aydınlatma ve uyum çerçevesinde farklı yaşam alanları oluşturmak. Peki efendim, Pafta iç mimarlık müşterilerine ne gibi hizmetler sunmaya devam ediyor? Ne gibi hizmetler sundu? Biraz da bunlardan konuşalım. Bugüne kadar ev, ofis, mağaza ve kafe yapmış bulunmaktayım. Müşterilerin istekleri doğrultusunda fonksiyon ve ergonomi göz önünde bulundurarak farklı alanlar oluşturmaktayım. Efendim, anladığım kadarıyla yalnızca ev dekorasyonuyla değil, müşterilerin isteklerin doğrultusunda bu kafe olabiliyor, ofis olabiliyor, iş yeri olabiliyor, değil mi? Evet, evet, aynı dediğiniz gibi. Farklı yaşam alanları oluşturma hedefimizdir. Aynı zamanda yenilik takibi eşliğinde kullanılabilirliği maksimum seviyeye taşımak da amacımızdır. Peki Pafta isminizin anlamı nedir? Şirketinizin isminin anlamı nedir? Bir anlamı var mı? Ve Pafta iç mimarlığın bir kuruluş hikayesi var mı? Sizden dinleyelim. Pafta iç mimarlık ismini öğrencilik döneminde çok Pafta hazırladık. Bizler sınav kağıtlarımız yoktur. Büyük ölçeklerde sunum kağıtlarımız vardır, yani kartonlarımız vardır. Bunlara da Pafta denilir. Ve aynı zamanda mimari çizimlerin bulunduğu büyük ölçeklerdeki kağıtlara da Pafta denilir. Bu sebepten çok Pafta hazırladığım için Pafta iç mimarlık adını tercih etmem bu konuda. Peki efendim, mimarlık alanında hedefleriniz nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Hedeflerim, öncelikle müşterilerin, bizim bir taahhüt sürelerimiz vardır. Bu sürede projeyi teslim etmek en önemli hedefimdir. Tabii müşterilerin istekleri doğrultusunda farklı ve yenilikçi tasarımlar uygulayarak müşterileri teslim etmek hedefimdir. Bu alanda her türlü projeye hazır ve açığım. Efendim, şimdi sektörde birçok iç mimar, mimar arkadaşlarımız çalışma hayatına devam ediyorlar. Peki müşteriler neden sizi tercih etmeliler? Tercih etme sebepleri öncelikle güler yüz olmalı. İki taraflı memnun ayrılmak benim en önceliğimdir. Çünkü hani bir işi teslim edersiniz, karşı taraf memnun olmaz. Bu durumdan almış olduğunuz bedel bana göre çok da yerinde olmuyor. İki taraflı memnuniyet hedefimdir. Öncelikle bunu söylemek isterim. Peki efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İç mimarlık kullanım alanlarında gerçekten çok önemli ve değerlidir. İç mimarının eli değdiği belli olan mekanlar çok göz önünde. Bunu dikkate alarak yaşam alanlarını daha değerli hale getirmek için bence bir iç mimar tercih etmeleri gerekir. Çok teşekkür ederim. Efendim, bugün Ankara Oran Altın Oran'da Pafta iç mimarla konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?